Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz sorsanız biz çok iyiyiz. Şu anda sabah kalktık arkadaşlar. Çocukları 7.30 gibi falan yolladım. Şöyle göstereyim. 7.30 gibi yolladım arkadaşlar. Hiç eve dokunmadım. Ev temizliği yapacağım. Her gün temizlik yapa ben de temizlikten usandım. Şöyle göründüğü gibi arkadaşlar. Şöyle göründüğü gibi çamaşırlarımı toparlayacağım. İsterseniz beraber toparlayalım. Her kişinin sabah kalktığında kahvaltı yapıp, ev işleri yapıp ve de bir diğer işlerini yapmaya hazır olduğu zamanlar arkadaşlar. Şöyle dışarımızı göstersin. Göremeyiz arkadaşlar. Şu anda göremiyor. Arka kameraya geçmediğimiz için. Arkadaşlar şöyle çok rüzgarlı burası. İsterseniz ben çamaşırları katlayayım. Sizinle beraber arkadaşlar çamaşırlarımı toplayacağım. Ondan sonra da ev işlerine başlayacağım. Biraz bulaşığım var arkadaşlar. Biraz çamaşırı toplayayım. Ondan sonra çok rüzgar estiği için dışarı seremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle perdeyi de çekmiştim. Dün sermiştim hatta bunları. Çok hoyrat olduğu için buralarda gidiyor. Çamaşırlar arkadaşlar uçuşup gidiyor. Ben hem çamaşırımı toplayayım hem de arkadaşlarımla sohbet edeyim diye. Şöyle şort bu da oğlanların. Her gün yıkıyoruz, her gün seviyoruz. İnan ki arkadaşlar. Onun için her gün aynı işler. Böyle çamaşırlarımı ben katlarken sizi de çok sıkmayayım arkadaşlar. Ben çamaşırımı katlayayım. Arkadaşlar bitirdim çamaşırı. Çekserimi toparlayayım. Toparlayayım, düzenli olsun. Şöyle toparladım arkadaşlar, düzenli olsun diye. Çamaşırlarını da katladım arkadaşlar. Burada şöyle balımız vardı. Size şöyle de gösterebilirim. Bu bal dondu arkadaşlar. Hala donukları var şu tabanlarda bak. Dondu. Buraya güneş görüyor. Şimdi öğlen güneş görüyor. Onun için burada bekletiyorum. Sabah rutin arkadaşlar bunlar. Çarşafımı kaldırmıştım şöyle. Sereyim. Siz nasıl seriyorsanız. Ben böyle atıyorum. Seviyorum. Yatakları düzeltiyorum arkadaşlar. Her gün düzeltiyoruz zaten. Yani her gün düzeltiyorum. Her gün size çekmiyoruz tabii ki. Onun için çarşamını düzelteyim. Bunun yastıkları yaylıda kaldı arkadaşlar. Şu anda eğer yastığı niye yok diyorsanız. Biz buradan yazın göçüyoruz. Evimiz yani. Ev iki tane olunca arkadaşlar. Neyin nerede olacağını. Zamanla göçe göçe düzeldi derler ya. Göçe göçe düzeleceğiz inşallah. Şimdi üç parça olduk. Eşim kendine ev tuttu. Burada biz çocuklarla kalıyoruz. Tabii ki burası sıcak olunca. Yine buradan da taşınıyoruz. Şöyle arkadaşlar biraz bulaşığım var. Şöyle dut yapraklarını yıkadım arkadaşlar. Bunun sarmasını yapacağım. Çok güzel oluyor diyorlar. Daha önce ben yaptım ama bu biraz sanki sert gibi geldi bana. Denemem amaçlı biraz yapacağım. Eğer beğenirsem yapacağım onu.
size de belirteyim. Şöyle bardaklarımı koyuyorum arkadaşlar. Öncelikle bardaklarımı düzelteyim şöyle. Şöyle kaplarımı da tankladım. Yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve bunları elimde yıkıyorum. Hatta size de elimde yıkadığımı belirtebilirim. Şu kapları bize lazımdır arkadaşlar. Dışarı çalışa gittiğimizde onun için atmıyorum yani hiç yapmayın. Biz bunları hani eriyerek çalışa gittiğimizde kullandığımız için plastik kapları atmıyorum. Hatta bunları karayla aldım. Ama şu sarıda kaplardaki değerlendiriyorum burada. Yani değerlendiririz dediğimde işe gittiğimizde yemeğimizi kendimiz götürüyoruz. Onun için ona saklama kabı gibi kullanıyoruz. Şöyle bunları da gerektiğinde arkadaşlar tuzda zeytin olduğunda tuzunu aldırmak için koyuyorum, kullanıyorum. Alt kısmı koyacağım. Şöyle burada yerimiz var. Şöyle kaplarım var arkadaşlar. Çevireyim. Şöyle yerleştiriyorum. Hatta bu dudun dudu arkadaşlar. Size dünden de şöyle mis gibi arkadaşlar. Burada serada da çıkıyor. Şu anda da bu dutlar böyle. Ekranda göstereyim. Rengini gördünüz mü elimde? Tabii ki ben onu hemen yedim ama temiz yani yıkanmış. Onun için yedim. Ben bu bulaşıklarımı yıkayacağım arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber. Şimdi bu küçük kaba olsaydı da deterjan olsaydı şimdi kabıma şöyle koyayım. Kaç gündür işe gitmiyoruz arkadaşlar. Eşim de gitti. Tabii ki gitseydik iyi olurdu. Havalar iyiydi. Gidemiyoruz. Yani gidemiyoruz diye bir şey yok herhalde. Çağırmıyorlar. Onun için de gitmiyoruz. Evdeysek. Tabii ki evde kaldığımız hep kendimize zararına. Çocuklar harçlık istiyor arkadaşlar. Hemen çalışmazsan olmuyor yani. Hepinizin durumu belli. Normalde işi olanların. İşin olsa da yetmiyor. Ben her gün gittiğimde bile çocuklara harçlık eve yiyecek anca. Yani aldığın gündelik yiyecek diyor arkadaşlar. Onun için kendimi acındırmak için de söylemiyorum. Yani onu hepimiz için geçerli yani çalışmazsak hiçbirimize para yok diye düşünüyorum. Şu anda tek kaldım kendi başıma.
Hemen şuraları katladım işte sizinle beraber. Eve de bir süpürge tutacağım arkadaşlar. Şu an saat 10'a 20 var. Sabah. Yemek işi hiç yapmadım. Sadece bulaşıklar. O kadar. Arkadaşlar şöyle misafirliğe gidiyoruz. Benim oğlan çıktı. Gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve ayaklarınızı bol bol bekliyorum. Şimdi komşuya gidiyoruz biz. Şöyle bir gezelim dedik. Evi temizledik. Çamaşırları serdik. İstersen çamaşırlar gösterebilirsin. Şöyle çamaşırlarımızı içeri serdik arkadaşlar. Oradan da komşuya gideceğiz. Biraz gezip geleceğiz arkadaşlar. Başladı. Gideceğiz gösterebilirim şöyle. Yapraklar da var. Hadi biraz uzun. Başlattım.